Yakışıklı polisim, hoş geldin. Türk polisinden Murat, Murat Çelik. Evli misiniz? Arkadaşımı ayartırsan canına okurum. Canıma okuma, canımı al. Canım değil, bize kız lazım. Şişman, esmer, sarışın, telefonlu, arabalı. Şu günlerde dövülen kızların var mı? Bizim kızlar dövülmez, sevilir. Eğer doğruyu söylersen seni bir kere öperim. Önce öp bakalım. Bir doğulu varmış. Yattığı kaldığı yer bilinmiyor. Sağ ol. Gidelim Murat.
Kötü zamanda yetişirmiş. Geç kaldığım için üzgünüm. Beni bir kere öpersen affederim. Seni koruyamadık. Koruyamazdınız. Çete çok büyük. Doğulu'nun Minha'nın evinde olduğunu öğrenebildim. Elveda dostum. Gene kaçtı. Allah kahretsin. Binanın etrafını çevir demiştin. Seni dinlemedim. Ama seni yalnız bırakmak istemedim. Sağ ol dostum. Dostum. Güzel söz. Katiller! Öldürdünüz onu! Kim o adam? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Sen de söylemem. Onu çok mu seviyorsun? Canımdan çok. Konuşmazsan zaten canını alacağım. O da benim öcümü alır. Hayır. 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 Yapmayın. Hayır. Hayır. Beni konuşturamazsınız. Ötekiler de konuşmadı ama öldüler. Ben hayatımı ona borçluyum. Ya çocukların? Çocuklarım da o kurtardı. 2 sene hapiste yattım onun yüzünden. Onu buluncaya kadar dünyayı cehenneme çevireceğim. Onu boşuna arıyorsun. Nasıl olsa o seni bulacak. İntikamımı alacak. Sen onunla uğraşamazsın. Onunla kimse baş edemez. O intikamımı mutlaka sizden alacak. Onu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Aptallar, bir sevgi uğruna ölüp gidiyorsunuz. Kim bu? Kadın mı, erkek mi? Onu neden bu kadar seviyorlar? Nasıl oldu da hakkında bu kadar dövülü topladı? 2 yıl beni içeri attırdı. Şimdi neden peşimde? Neden intikam almak istiyor? Ben ona ne yaptım? O kadar çok insan öldürdük ki çocukları bile. Belki yanlışlıkla çocuğu ölen biridir. Cehennem. Cehennem gibi yakacağım her yanı. Bulacağım bunu. Sonra onu ben öldüreceğim ellerimle. Biraz konuşalım. Konuşmanın tam zamanı.
Başın belada oğlum. Ben belayı severim. Kaan'ın peşinde, kazık attığın Davut'un adamları peşinde. Sevilecek bir durum değil. Ve sen beni bu belalardan kurtaracaksın. Karşılığında ne istiyorsun onu bilelim. Seni sevmeye başladım be, akıllı adamsın. Boş ver bu ağızları. Benden ne istiyorsun? Memduh. Neden? Uyuşturucu, kaçakçılık, kadın ticareti, haraç, her türlü kirli iş. Bacak kadar iki veletken sokaklarda hayatımız beraber başladı. Yıllarca omuz omuza bir kardeş gibi yaşadık. Onu tanırım, böyle suçlar işlemez. Ama işliyor, biliyoruz. Kanıtlarımız yok. Ancak sen ona yaklaşırsın. Açıklarını bulabilirsin. Benim arkadaşım böyle suçlar işlemez. O zaman işlemediğini ispat et. Şekeri almaya geldim. Al Memduh, bu sefer sana istediğin kadar şeker. Çok şakacısın dostum. Dağıtın burayı. İstediğiniz parayı vereceğim. Sen iyi bir müşterimsin. Gelecek ay iki misli. Tamam mı? Unutma. İki misli. Hadi şerefe. Kalkın bakalım haydi. Herkes açılmaya. Korkma sen de. Yürü hadi. Oğlum ne yaptın ya? Bir adamın beni. Kalkın bakalım. Bizimle içer misin Ahbap? Sana bir içki ısmarlayalım. Bizimle içmek şereftir. Yeterince içtim. Beyefendi bizimle içmek istemiyor. Geç kalıyorum, müsaadenizle. Şekilin önümden gideyim. Gidemezsin. Biz müsaade etmedikçe gidemezsin aslanım. Şekilin. Bela istemiyorum. Gidemezsin. Ancak biz müsaade edersek gidersin aslanım, anladın mı? Bela istemediğimi söyledim. Bela istemiyorum. Belanın içine düştün aslanım. İstersen yardım edeyim. Bakıyorum ihtiyacın var. Ben yardımı çok severim. Sağ ol. Ama bu işler kadınlara göre değil. Kusura bakma ama yavaş gidiyorsun. Yavaş mı? Öyleyse hızlanalım. Ah!
böyle şenliklere dayanamam. Bu şenlik değil erkek işi. Sen mi çaldın? Evet, ben. Neden? Sana bir içki ısmarlamak istiyorum. Tavladın sayılır. Sen de benden bir şey istiyorsun. Zeki olduğunu anlamıştım. Yani bu içkiyi bedava içmiyorum. Gazeteciyim. Memduh'un peşindeyim. Onun pisliklerini meydana çıkarırsam yılın gazetecilik ödülünü alacağım. Boş versene. Beraber çalışalım. Seni gözüm tuttu. İçki için teşekkürler. Bu iş benim hayatım kadar önemli. Bu iş kadınlara göre değil. Hayatımda tek istediğim şey bu. Yanlış kapı çalıyorsun. Bu iş kadınlara göre değil demiştim. En büyük yumruğun şerefine. Yo, önce iş. Sen gerçekten üçkağıtçısın. Hayat bu. Ne öğrenmek istiyorsun? Memduh'un şimdi yaptığı işleri. Önce bir öpücük, sonra iş. Senin en büyük kusurun ne biliyor musun? Neymiş? Hep uygunsuz zamanlarda karşıma çıkıyorsun. Seninle konuşmam gerek. Elimden bir şey gelmez. Bizi yalnız bırakır mısın? Söyle ona gitsin. Ben kadınların işine karışmam. Ben bu işe karışırım ama. Meyve söyledim, bir saattir bekliyorum, getirmedin. Özür dilerim, hemen getireyim. Boş ver. Bunlar kadınlara göre iş değil. Böyle bir fırsat bir daha elime geçmez. Senin bir kusurun daha var. Söyle bakalım. Önce malı göstermiyorsun. Terbiye Bir de bana delik parası ödeteceksin. Bak dinle beni yavrum. Hayır, sen beni dinle. Lafın sonunu beklemiyorsun. Bu işten çıkarım ne olacak demek istiyorum.
Sen hayatta çıkarından başka bir şey düşünmez misin? Boş versene. Sen çıkarın için burada değil misin? Alçak! Meyvelerimizi getirdim efendim. Delik büyüdü. Seninle beraber geleceğim. Ama bu işin kadınlara göre olmadığını ispat etmek için. İleride bir garaj girişi var. İçeri gireceğiz. Hah, işte geldiler. Parolayı söyle. Demek buradan içeri girecekler. Parola mı dedim? Parolayı söylemeden giremezsiniz. Al, sen de bak. Asıl garajın arkası fena değil. Yalnız bunlar fena kıvırıyor be. Vay 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 vay. Sen iyi bir şeysin ya. Şey ya, pardon yani arkadaşsın. Bana kalırsa bunlarla kavga etmeyelim. Onları yalnız seyredelim. Hatta iyi olmaz mı? Önce bikinilerini... Sonra da... Sen ne diyorsun be? Aa, bu da ne? Bu dürbünde... Benim gibi üç kağıtçı. Ne olursun ver bir daha bakayım. Olmaz. Ya parolayı söyleyin yahut da gidin. Adamı vurdular, yetişelim. Beyaz zehir ticareti bize milyonlar getirecek. Eroin bunlar. Bir teklifim var. Nedir? Bu çantadan kimsenin haberi yok. Piyasa değeri en aşağı 50 milyon eder. Malı satıp seninle bir dünya turuna çıksak, milyonerler gibi yaşasak. Sen gerçekten üçkağıtçısın. Sen bilirsin. Dur, dur dedim. Ciddi misin sen? Bu parayla neler yapabileceğimizi düşün. En lüks araba, kürkler, pahalı elbiseler, en lüks otellerde ikimiz. Sen bir alçaksın. Boş versene. Hey, ateş ediyorlar! Üçkağıtçı gene atlattı beni.
and see me through the night. With your eyes on me, I never need to hide. Selam Mendur. Murat, sen ha? Allah. Seni gördüğüme sevindim. Ne günlerdi be. Sokaklarda yatardık, ekmek çalardık. Kışın bir ceketin altında beraber uyurduk. İlk karıya gittiğin günü hatırlıyor musun? Elbiseyi, ayakkabıyı kirayla almıştık. Sonra o parayı veremedik. Üstelik elbiseyi de sattık. Sen sattın. Meteliğimiz yoktu. Sen namusluluk taslıyordun. Yoksa gene öyle misin? İyi günlerdi, mutluyduk. Ama şimdi her şey değişti. Değiştiği belli. Daha da değişecek. Her şey büyüyecek. Sayamayacağım kadar param olacak. En büyük ben olacağım. Memduh Bey, telefon. Başım belada ha? Hapisten yeni çıkmışsın. Burada hanım evlatlarına yer yoktur. Sen dilsiz bir hanım evladısın. Evet Murat, en büyük yumruk Murat hakkında bilgi istiyorum. Nerede kalıyor? Gerçekten hapise girmiş mi? Kimseyle başı belada mı? Bak hanım evladı, sana bir öğüt. Bir daha ben bir şey söylediğim zaman cevap vereceksin, anlaşıldı mı? Ben bir şey söylediğim zaman... Onu rahat bırak! Çık dışarı! Gel. Biraz boğazımızı ıslatalım. Hı? İşin var mı? Yok. Senin işinin çok iyi olduğunu duydum. Bana geldiğine sevindim. Sana en büyük işi vereceğim. Şerefe kutlayalım. Derdin ne? O üç kârçı dolandırıcı da böyle hayatı gırgıra almış. Hiçbir şeye metelik vermiyor. O herife nasıl güvenebilirsin? En büyük yumruk Murat öyledir. Murat en büyük yumruk mu yoksa en büyük kalın kafa mı onu anlayacağız. Yıllardır bugünü bekledim. Demek ölüm emrim verildi. Sen, Murat, en büyük yumruk. Bu işe nasıl karıştığına şaştım. Beni öldürmeden önce gerçeği görmeni isterim. Beyaz zehir, işte gerçek bu. Benim ölmem sana zarar verir. Onlar bir başkasını bulurlar, işlerine devam ederler. Sen ortadan kaybolacaksın bir müddet için. Oh!
Seni kim gönderdi? Sen yalnız üçkağıtçı değil, adi bir katilsin. Senin çıkarın için yapmayacağın şey yok. Memduh'tan hiç farkın yok senin de. Boş versene. Affedersiniz. Memduh Bey'i soracaktım. Odasında efendim. Teşekkür ederim. Senin kapı çalma huyun yok mu? Otelden ayrılmışsın. İzini kaybettirmek istedin ama seni buldum Memduh. Onları bu hale sen mi soktun? Onlar buna alışmışlar. Ben vermesem anasını satar, gene malı bulur kullanırlar. Seninle konuşmak istiyorum. Şimdi işim var. Gel, konuşmak istiyorum dedim. Gel buraya. Önce bir boğazımızı ıslatalım. Derdin nedir? Bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Ne demek bu? Arkamdan birini gönderdin. Adamı ona öldürttün. Onu ben göndermedim. Boş versene. Oraya gittiğimi yalnız sen biliyordun. Boş versene. Bunu sen ne güzel söylersin. İçki getir. Dünyada iki türlü insan vardır. Birincisi iş kıvırmasını bilenler. Reklam, politika ile ikinci grup insanların ihtiyacını bulup satarlar. Yalnız patronların değil, aynı zamanda reklamların, televizyonun, gazetelerin söylediklerine göre yaşarlar. Ve 50 yaşlarına gelmeden dert içinde ölüp giderler. Ben iki gruptan da değilim. Hayatı bir paçavra gibi yırtar atarım. Tek başına ne yapabilirsin? Bu rezil dünyaya yenilmeyeceğimi bilirsin. Onu uzak bir yere götürün. Arkadaşımdır, başına bir şey gelmesin. Kim olduğunu öğrenin. Sonra da öldürün. Babacığım! Babacığım! Kurtar beni babacığım! Baba! Ay! 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 Ay!
kaldım galiba. Ama kendi işini kendin görmüşsün. Erkek işiydi bu. Babalık, sen çok soru soruyorsun. Burada soru sorulmaz. Sinirlenme, bir daha sormayız canım. Senin gözün bir yerden ısırıyor. Polislerin kokusunu alırım ben. Ne polisi, ben mi? Ben gezginci bir satıcıyım o kadar. Hem de çok gevezesin. Bak iftira ediyorsun işte. Hadi içkin işle, yaylan buradan. Ama ayıp oluyor. Bana inanmanız gerek. Ben sadece gezginci bir satıcıyım. İçkiyi fazla kaçırınca konuşmayı da fazla kaçırmış olabilirim. Şenlikleri kaçırmak istemem. Bir gün bunların erkek işi olduğunu anlayacaksın. Hastaneye götürelim. Durumu çok ağır. Sen başından ayrılma. Ben bir doktor çağırayım. Üç kağıtçı. Gene beni atlattı. Tek açığımız defterler. Muhasebeciyle ilgili kim varsa toplayın. Paramparça edin. Mutlaka defterleri bulun. Anladım efendim. Kadını ele geçirdik. İki adamım yanında. 5 dakika sonra defterlerin yerini öğreneceğiz. Dur! Rahat dur, kıpırdama. Eğer defterlerin yerini söylemezsen kocan gibi seni yakarız. Ama onun gibi bir cüzdanı değil, yüzünü. Bir hortlağa dönersin, anlıyor musun? Bir hortlağa. Konuş. Defterler nerede diyorum sana. Konuş. Utancından ölürsün. Ölürsün diyorum. Bilmiyorum. Ocağa da gırtlara bakarma. Konuş lan. Konuş. Yenemişsin. Artık benden hiç kurtulamayacaksın. Defterlerin nerede olduğunu söyle bize. Merhaba. Ay saçlara bak, aslan yelesi gibi maşallah. Tutututu 41 kere maşallah. Ah hayatımın erkeği, bugüne kadar neredeydin? Ah buldum seni, ne kadar şanslıyım. Aa tabancası da varmış, sevsinler. Dünyada ne kadınlar varmış be. Ne yani, bizde iş yok mu? Şey, aslında sen de fena değilsin ama o şey yapıyor. Ne yapıyor? İyi kıvırıyor.
Kapıyı açık bırakınca hemen gideceğiz. Haklısın. Açık kapıdan kolay girilir. Ne yapayım, huyumdur. Açık kapı bulunca hemen dalarım. Sokakta olmaz kapının önünde, gir içeri. Abini götür içerilere. Ah canım. Güzelim erkeğim benim. Bıyıklarını yerim dedim ben. Ay çantamı gene düşürdüm. Ne oluyorsun? Hadi dikkatli ol. Oldu. Sağımdan mı? Oldu. Solumdan oldu. Mı? Aman, aman mı? Oldu. Yapma. Ne oluyorum ben? Kırpınar baş pelivanım benim. Bir daha sarılmanı çıkarım. O ne? Bir şey değil. O da benim tabancam şekerim. Sende sakal var. Her insanda o kadar kusur bulunur değil mi? Bacaklarını açmayı çok seviyorsun. Ne? Terbiyesiz! Karate vuruşunda bacak çok açılmaz demiştim sana. Vur bakayım şuna. Yahu şu bacağını çok açma, şeyin görünüyor. Terbiyesiz. Karate vuruş kusurların görünüyor demek istemiştim. Nasıl yani? Hasmının vuracağı açık yerlerin demek istemiştim. Ya oraya vururlarsa? Çok net! Cüneyt Tarçın gibi vururum ben adama. O ne be? Amma büyük be! Muhasebeci gerçekten akıllı adammış. Defterleri buraya saklamakla iyi yetmiş. Islığı sen mi çaldın? Ben. Sana bir içki ısmarlamak istiyorum. Hı. Gene tavladın sayılır. Bu içkilerin parasını ben vereceğim. Gene bir üçkağıtçılık mı düşünüyorsun? Sen içki ısmarladın mı, benden bir şey istiyorsun. İkimiz de bu işe bulaştık. Bir gün bu işlerin kadınlara göre olmadığını anlayacaksın. Hadi sen Çetin'e telefon et ver. Emredersiniz. Sizin emirlerinizi yerine getirmek bana zevk verir. Estağfurullah. Defterleri ele geçirdik. Sabah getiriyoruz. Hemen getirin şimdi, hemen. Şef sensin. Yalnız o koca yumruk mudur nedir, o üç kağıtçıya inanmıyorum. Defterleri say, tam olarak teslim almalısın. Şef, bu kızın bir kusuru daha var. Kimseye güvenmiyor. Üçkağıtçı. Bak şimdi kalbimi kırdın. Kapıda bekliyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Ne oldu, neyiniz var? Ölüyorum. Doktor bey, doktor bey. Dur! Bizimle geleceksin. Çabuk, bin arabaya. İyi ki çabuk geldiniz. Bu kadar çabuk hastaneden kaçacağını nereden bilebilirdik? Ya hiç gelmeseydik? Bir müddet ortadan kaybolalım. Benim yazlık evde kalabilir. Şimdi Memduh yandı. Senin istediğin de bu değil miydi? (Gülüyor)
Niye bana öyle bakıyorsun? Hapiste geceleri pencereme bir yıldız gelirdi. Sabaha dek onu seyrederdim. Kaybolmasın diye dua ederdim. Sen de o yıldız gibisin. Bana yaşama isteği veriyorsun. İçimden kaybolma diye dua ediyorum. Ben de hiç kaybolacak göz var mı? Her şey tamam. Müdüre telefon et, defterleri alacak bir ekip göndersin. Ben de seninle gelebilir miyim? Evet, vereceğim adrese hemen bir ekip gönderin. Önce defterleri almanız gerek. Bu defterlerin derhal tetkik edilmesi lazım. Anlaştık. Seni bekliyorum. Kıza karşılık defterleri getiriyorum. Murat geliyor. Bütün adamları toplayın. Tuzağı kurun. Memduha mı gidiyorsun? Mecburum. Beni çiğnemeden geçemezsin. Yalvarırım. Beni öldür. Memduha öldürme. Memduha öldürme.
Senin gibi sadık bir dostum olmasını isterdim. Biraz boğazımızı ıslatalım. Eski günlerdeki gibi dostça. Dostça. Hepsini temizledin mi? Hepsi işe yaramaz adamlardı. Bir gün karşı karşıya geleceğimizi biliyordum. Şimdi ne yapacağız?
Beni öldürecek misin? Evet. Çünkü gözümün önünde oğlumu öldürdün. Emir almıştım. Beni öldürme, sana çalışırım. Ben eşi bulunmaz bir öldürücü silahım. İşine çok yararım. Boş versene. Bebek sendin o. Nihayet seni buldum. Ben seni buldum. Neden peşimdesin? Oğlum için. Seni 2 yıla mahkum ettirdim diye onu gözlerimin önünde öldürttün. İşte o an ben de öldüm. İnsanlıktan çıktım, intikam oldum. Bütün sevdiklerim senin yüzünden öldüler. Ama şimdi cezanı çekeceksin. Aptal, silahsızsın. Şimdi intikam benim. Kurtar beni. Seni paraya köşe boğarım. İmparatorluğumu veririm. Kurtar. Boş versene. Beni ölüme bırakma. Islığı sen mi çaldın? Neden? Sana bir içki ısmarlamak isterdim ama şimdi sırası değil. Boş ver. Boş verdim üçkağıtçı. Büyük bir beladan kurtulduk. Sanırım artık başım belada değil. Demek başın belada değil. Hapse girmemişsin. Küçük bir pencereden her an kaybolacak yıldızı seyretmemişsin ve polissin. Olayın raporunu yazıp hemen getir. Başüstüne efendim. Ve bu adam... Gene kaçırdım. Siz ikiniz de üçkağıtçısınız. Murat...